Merhaba. Biraz evvel makyaj videomu bitirebildim. Son olarak cumartesi alışverişi videomu çekmek istiyorum. Bir yerden torbamı alabilirsem. Hiç enteresan bir şey yok bu sefer. Ama yine de göstereyim ki içim rahat etsin. İki tane tişört ile başlayayım. İkisi de aynı, renkleri farklı. Yakınınızda Hems mağazası varsa, ki etiketleri şöyle. Bu Peros gibi ucuzcu olan yerlerden. Snoopy tişört buldum. Şeyi de çok güzel, böyle incecik. Ve Snoopy gözlüklü benim gibi. Benim gözlüğümün aynısından var. Şöyle. Snoopy. Kocaman tişört. Aynısının bir de yeşili. Tanesi 12 lira. Bunların. Bir de Hemislerde şey var. Eğer 4 ürün 3 4 al 3 öde. Var. Bu da yeşil olanı, haki yeşili. Bu da şeker. Güzel şeyler. Onları aldım. Sonra Rossmann'dan 3-4 parça ürün aldım. Hiç enteresan değiller. Ama paylaşayım. Ben bu ıslak mendillere hastayım. Yani özellikle buna değil de sürekli elimin altında bir makyaj çıkartıcı mendil olması lazım. Şu anda en çok sevdiğim, Hande'nin tavsiyesiyle almış olduğum Nivea'nın Pure and Natural'ları. Elimde bir tane yedek var onun için, ondan. Birkaç tane değişik denemek istedim. Rossmann'dan bunu aldım. Altera'nın Aloe Vera'lısı. Bir de Lilibe'nin şu şekilde olanı. Kamera sallanıyor çünkü ben masayı itekliyorum. Sallanmasın da ne yapsın. Bu da böyle. Deneyeceğim. Uygun fiyatlılarda onun için alıp denemek istedim. Rossmann'dan bir başka aldığımda bu topuk törpüsü. Şöyle bildiğiniz topuk törpüsü, arkası da netro, daha ince olanı falan filan. Ondan sonra o yere düştü. Bir adet de şöyle bir şey aldım. Aluetmiş markası. Yine Rossmann'dan. Bunlar temizleme bezi. Kuru haldeler. Kağıt havludan biraz hallice. Biraz daha tok yapısı. Fakat daha yumuşak. Kağıt havlu kadar şey değil. Sert yüzünüzü çizebilecek bir şey değil. Şey gibi düşünebilirsiniz. Bu ıslak mendillerin kuru hali gibi. Bunu da işte yanınızda taşıyıp hani acil durumlarda, bir yerde kaldığınızda falan ıslatıp yüz ya da vücut için kullanabiliyorsunuz. Sonra Laş'a uğradım. Laş'tan bir adet yeni çıkan sabunlarından aldım. Çok şeker. Böyle pav sabun diye geçiyor bunlar. Bir tane gördüm. Sanırım tek çeşit. Çok güzel, böyle bir çiçek su kokusu var. Ama ne kokusu bilmiyorum. Çok acelem vardı. Girdim, iki tane aldım, çıktım. Sormadım bile. Ama bunların bir özelliğini biliyorum. Lansmana gittiğimiz gün söylemişlerdi. Gelirlerinin büyük bir kısmı ya da hepsi, bilmiyorum. Tam şeyini araştırıp söylerim bir başka videoda. Hayvan barınaklarına gidecek. Onun için seve seve gönül rahatlığı da aldım. Hepiniz mutlaka gidip birer tane en azından alın diyorum. 12 lira gibi de uygun bir fiyatı var. Onu aldığım zaman bana bir tane de el kremi testleri verdiler. Grunguymuş adı. Duymamıştım. Hiç Lush'ın el kremlerini denememiştim. Hayatımda kullandığım en güzel el kremi, anında emiliyor. Bir bebek poposu gibi oluyor eliniz. Yumuşacık oluyor ve hiçbir kalıntı, rahatsız his bırakmıyor. Yalnız ben kokusundan pek haz etmedim. İçinde beni rahatsız eden bir şey var. Malzemelerini incelemedim. İnternetten bakacağım. Ama başka bir el kremi varsa Lush'ın, kokusu beni rahatsız etmeyecek. Onu denemek istiyorum. Çünkü bunu pek bir beğendim. Watson's'da şu saç ürünlerinde, tokalarında şu marka neymiş bu? Zener markası da 3 al 2 öde vardı. Bu lastikleri çok kullanıyorum ben. Ve bu lastikler, minik tokalar, işte firketeler falan bizim evde kayboluyor. Daha evvel de söylemiştim. Herkes öyle mi bilmiyorum ama bizim evde bunları götüren biri olduğuna inanıyorum. Artık kim alıyorsa tokalarımı geri versin. İşe giderken saçımı toplayacak bir şey bulamıyorum. Şu siyah kalın
olan ve şurası metal olmadığı için bir lastikte üstü kapatılmış. Saçınızın takılma ihtimali yok. Bu daha yumuşak, biraz daha ince. Bu da iki ucu birleştirilmiş aynı şekilde. Bunda da metal parça yok. O yüzden saçınız takılmıyor. Güzel oluyor. Şöyle bir tane, bir de dörtlü minik mandallardan aldım. Bunları atıyorum ama sonra toplayacağım bir dolar. Ama mecburum, koyacak yerim yok. Masanın üstü makyaj malzemesi dolu. Son olarak, yine son olarak değil, yalan söyleme, bu kit NYC ojelerde indirim vardı. Bunlarda da 3 al 2 öde vardı. Bir adet herkesin çok bahsettiği top kotunu aldım. Merak ediyorum. Bir oje aldım. 234 Wall Street'miş adı. Böyle çok güzel bir bebek pembesi. İçinde bunun hafif ışıltılar var. Şeffaf bir yapısı var. Yani çok koyu, çok opak değil. İşe giderken falan süper olur diye düşünüyorum. Böyle kolay bir ojeye ihtiyacım vardı. Yine masayı sallıyorum. Çok özür diliyorum. Böyle hani çok uğraşmak istemediğinizde, yani koyu renk ojeler biraz zorluyor bazen. Hani kolay kolay sürülecek bir ojeye ihtiyacım vardı. Bir de şu iki renk. Şöyle göstereyim tırnaklarımı. Bu açık olan, hangisi bu? 251 Bubblegum Pink. Çok güzel bir renk. Bayıldım. Ben daha evvel bir videomda söylemiştim. Yaklaşık herhalde bir ay evveline kadar hiç pembe oje, yani uçuk pembe dışında koyu pembe oje, mercan oje sürmemiştim. Bir mercan geçen sene sürdüm. O turuncuya, kırmızıya yakın bir mercandı. Hiç böyle pembeye yakın bir renk sürmemiştim. Ama bunları çok beğendim. Bu da Permanent Pink 109 numara. Şişede daha pembe duruyor. Ama tırnakta biraz daha mercanımsı, kırmızı alt tonlu ya da, yani pembe demiş adına, şişede de baktığınızda bayağı bir pembe duruyor. Ama gerçek hayatta daha bir mercanımsı duruyor yani. Ama çok beğendim. Bunların yapılarını da sevdim. Severek kullanacağım. En son, bu sefer gerçekten son. Bir rahat vermiyorlar ki, video çekin çağırıyorlar. Neyse, son parçam, bunu da göstereyim. Parlama yapıyor. Lolita Lempicka'nın seti. Şöyle parfümü ve yanında losyonuyla beraber geliyor. Ağır bir kokusu var. Herkes sevmeyebilir fakat çok güzel benim için. Yaza pek uymayacaktır. Ben de kışın almayı düşünüyordum. Mizu'dan bu 50 mililitrelik olan seti 70 liraya aldım. 30 mililitrelik olanı galiba 50 liraya Aytül almış. Onu da gördükten sonra, daha evvel görmüştüm ama boş ver kışa alırım demiştim. Aytül'de gördükten sonra da derler ya, bitim kanlandı. Dayanamadım. Dedim gideyim alayım, sonra kışın almak istediğimde bulamayacağım set halinde ve üzüleceğim. Şu mini minnak gördüğünüz şey 50 mililitrelik şeyi, losyonu. Bu da güzel şişesinde 50 mililitrelik parfümü. Şöyle tıkılıyor buradan basarak. Yani kutunun üstündeki jelatini açtığımda bütün oda koktu. O kadar kuvvetli, güzel bir kokusu var. Eğer bu kokuyu seviyorsanız ve almak istiyorsanız Mizu'ya bakın derim. Mizu.com olması lazım. Zaten parfüm diye arattığınızda parfüm satış siteleri içinde çıkacaktır. Çok konuştuğum için boğazım ağrıdı. Şişesi falan, kutusu falan çok hoşuma gitti. Pek bir güzel yapmışlar. Benim ilk Lolita Lempicka. Severek kullanacağım kışın. Çok uzun bir video olmadı. Yaşasın. Yani çabuk bitti manasına. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.